Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 3150 TL civarında alınabilen bir hazır sistem önerisi yapacağım. Bu sistem Ryzen 5 2400G'li bir APU sistem olacak. Yani ayrıca ekran kartı takılmayacak. işlemcinin içerisindeki dahili GPU'dan faydalanarak oyun oynanabilecek bir sistem tavsiyesi yapacağım arkadaşlar sizlere. Bu sisteme sonradan ekran kartı takarak örneğin GTX 1650 Super takarak çok net bir şekilde piyasadaki bütün oyunları çok daha hızlı FPS değerlerinde oynayabileceksiniz. Bu sistem teknobiyotikten olacak arkadaşlar. Özel bir adı yok. Yani teknobiyotik A1, A2, E3 falan gibi özel bir ismi yok. Orada konfigürasyonlar arasında gezinirken bulduğum bir sistem bence fena bir konfigürasyon değil. Yani PC'yi kendiniz toplamayı denerseniz benzer parçaları farklı modellerle değiştirip kendiniz toplamak isterseniz belki daha iyi konfigürasyonlar alabilirsiniz. Ama şimdiden söyleyeyim bu bilgisayar hazır sistem almak isteyen, bilgisayar toplamayla uğraşmak istemeyen, montaj hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. O yüzden belli parçalarda belli kısıntılar olacaktır. Haberiniz olsun. Ama Kesinlikle bütçesinin karşılığını veren bir sistem olacak o açıdan içiniz rahat olsun. Şimdi bilgisayarda parçalara bir göz atalım. Aslına bakarsanız bazı özelleştirmeler yapacağımız için bu ekranda göreceğiniz parçalar da değişecek aslında. Bilgisayarda işlemci olarak Ryzen 5 2400G var arkadaşlar. Bu işlemci genel olarak güzel bir APU işlemci. İçerisinde hem güçlü bir işlem birimi var yani hızlı bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem de buna ek olarak Vega 11 grafik işlemci var. Şu anda Radeon Vega 11 piyasadaki birçok düşük seviye ekran kartından çok daha hızlı bir ekran kartı. Yani yani bu bilgisayara mesela GT 1030 takmayı düşünmenize bile gerek yok. GT 1030 gibi ekran kartları yani giriş seviye ekran kartları bu işlemcinin içerisindeki Vega 11 grafik birimi kadar hızlı çalışamıyorlar. Mantıken küçük bir konsol işlemcisi gibi arkadaşlar. Çok güzel performans veren, ekran kartı olmadan bile piyasadaki birçok oyunu oynatabilecek güce sahip bir işlemci var karşımızda. Anakart tarafında Gigabyte markasının a 320 h modeli var. Bu anakartın görüntü çıkışları HDMI, DVI ve VGA olarak konumlandırılmış. Yani genel olarak her monitörü bağlayabilirsiniz gibi bir durum var orada. HDMI üzerinden bağlarsanız daha iyi olur. AMD'nin FreeSync teknolojisinden de faydalanabilirsiniz bu sayede. Bu anakart overclock desteği olmayan bir anakart. Ama M.2 yuvası var arkadaşlar. O açıdan ilerleyen zamanda M.2 SATA SSD'ler takabilirsiniz. Eğer M.2'ler ucuzlarsa tabii ki. Şu anda M.2 takmanın çok fazla bir gereği olduğunu düşünmüyorum ben. Ama anakartın A320M olarak kalacağını düşünmek lazım. Özelleştirme seçeneklerinde maalesef B450M koyulmamış. O yüzden buna mecbur kalacaksınız şu anda. Bilgisayarda Gale Evo Forza 8 GB 3000 MHz DDR4 RAM var arkadaşlar. CL16 RAM'ler var. Ben bu RAM'leri 2x8 yapmanızı istiyorum. Çünkü çift kanallı RAM'ler normal sistemlerde %5'lik %10'luk farklar yaratırken Apu sistemlerde %100'e yakın fark yaratıyor. Yani tek kanal RAM 30 FPS alıyorsanız çift kanal RAM 60 FPS alabiliyorsunuz. Bu aklınızda bulunsun. Ben burada özelleştirme seçeneklerinden 2x8 GB'lık Gale Evo Forza RAM'leri seçtim. Ve bu değişim karşılığında artı 361 lira bütçemize eklendi. Bilgisayarda 256 GB'lık Gale Zenit SSD var arkadaşlar. Bu SSD'nin de ben genel olarak yeterli olmayacağını düşünüyorum. O yüzden SSD'yi de 512 GB'lık modelle yükseltiyorum. Bu model yükseltmesi de 211 liraya ekliyor ve sistemimiz toplamda 3147 liraya ulaşıyor. Başka bir özelleştirme yapmaya gerek duymuyorum. Normalde kasanın piyasasını yükseltmek isterdim ama öyle bir seçenek sunmamışlar. İlerleyen zamanda bu kasaya hızlı ama düşük güç tüketen ekran kartı takabilirsiniz. Örneğin GTX 1650 takabilirsiniz ya da seneye düşük güç tüketen daha iyi ekran kartları çıkarsa onları da takabilirsiniz. Bu işlemci RX 5600X'de ve 1660 Super'i bile kaldırabilecek kadar iyi bir işlemci. Çok fazla darboğaz sorunu yaşamayacağınız bir işlemci var. Bilgisayarda kasa ve güç kaynağı bir arada arkadaşlar. Dark Vega adlı bir kasa var. İçerisinde de 400 Watt güç kaynağı var. Apo olarak zaten yeter ama üstüne 1650 Super takarsanız onu da kaldırır. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gayet güzel bir kasa bence. Güç kaynağı konusunda 400 Watt'la sınırlı olduğumuz için çok yüksek güç tüketen ekran kartlarını burada takamayız. Örneğin RX 580 RX 570, 590 bu ekran kartlarını bu sisteme takamayacaksınız. Haberiniz olsun. Daha çok Nvidia tarafındaki ya da AMD'nin yeni nesil RX 5500 XT gibi kartlarını düşük güçlük tüketen kartları bu kasaya takabileceksiniz arkadaşlar. Burada toplamda 3150 liralık bir hazır sistemimiz oldu. Şimdi buna istediğiniz takdirde arkadaşlar ekran olarak burada yükseltme seçeneklerinden seçerek Philips'in bir tane 23.8 inç boyutlu 4ms tepki süresine sahip 75 Hz FreeSync bir monitörü var. 860 TL civarında satılıyor. O monitörü de eklerseniz bu bilgisayar mantıken 4000 TL monitör dahil bir hazır sistem oluyor. Klavye, mouse, kulaklık vesaire bunları da düşündüğünüzde toplamda 4250 liraya piyasadaki bütün oyunları oynatabilecek, düşük ve orta ayarlarda oynatabilecek bir bilgisayara sahip olmuş olacaksınız. İlerleyen zamanda da bütçenize göre bir ekran kartı ekleyerek yani düşük güç tüketen bir ekran kartı ekleyerek bu bilgisayarı uzun yıllar boyunca da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Lütfen Discord kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.